Madam Emma'ya gideceğiz Ahmet. Ahmet işi bıraktı. Artık yeni şoförünüz benim hanımefendi. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ahmet nerede? Söyledim ya, işi bıraktı. Giderken de yerine benim Muzaffer Bey'e tavsiye etti. Bundan sonra yeni şoförünüz benim. Ben de Muzaffer'e diyeceğimi bilirim. Ne diyeceğim merak ettim doğrusu. Ne mi diyeceğim? Seni bu çiftlikte istemediğimi söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Git söyle. Ama benim de söyleyecek iki çift lafım var o vakit Muzaffer'e. Hani öyle paydosunda, pamuk ambarında seninle baş başa geçirdiğimiz günleri anlatmaya başlayınca Muzaffer beni merakla dinler herhalde. Alçak. Alçaksın sen. Yeni şoförümüzle tanışmışsın bakıyorum. Ne oldu hayatım? Bir şeyin var? Yok. Ne olacak ki? Ben şaşırdım sadece. Keşke bana da söyleseydin yeni birini alacağını. Evet. Biraz ani oldu. Halide yüzünden. Ahmet onun baskılarına dayanamayıp işten ayrıldı. Gider ayakta yerine Kemal'i buldu. Kemal bakanlıklarda şoförlük yaptığından bahsetti mi sana? Hayır. Bahsetmedi. Sana bakanlara şoförlük yapmış birini buldum işte. Fena mı? Ben Madam Emma'ya gidiyorum. Akşama görüşürüz. Peki. Güle güle. Buyurun hanımefendi. Güle güle Kemal. Bakanlıklarda şoför ha. Niye yapıyorsun bunu? Beni deli etmek için mi? Sana söylüyorum, cevap versene. Sağır mı oldun şimdi de? Dur dur arabayı, ineceğim. Dur dur. Arabaya bin. Binmeyeceğim. Sana arabaya bin dedim. Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun be? Şoför parçası. Çekil yolumdan. Çekilmeyeceğim. Bak çekil dedim, yoksa çok fena olur. Hayır, çekilmeyeceğim. Nereye gidersen git. Kiminle olursan ol hep gözünün önünde duracağım. Bensiz bir hayatının olmasına asla izin vermeyeceğim. Bırak! Bırak dedim sana. Aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Bitti diyorum sana. Ben kocamı seviyorum, anlamıyor musun? Aramızda hiçbir şey olamaz artık, hiçbir şey olamaz. Madem öyle niçin korkuyorsun hala? Korktuğum falan yok. Korkuyorsun. Aklın Muzaffer diyor. Ama gönlün hala bende. Kendine itiraf edemiyorum. Ben biliyorum. Bu ne cüret? Gerçekleri duymak gücüne mi gidiyor? Oyun mu oynamak istiyorsun? Nasıl bellersen. İyi. Tamam. Sen kaşındın. Çiftlikte durduğun her dakikayı sana zehir etmezsem bana da güllü demesinler. Elinden geleni ardına koma. Sağ ol.
Ulan Güllü, ulan Güllü. Resmen gibi kovdu Soyka bizi çiftlikten. Sana o kadar dedirdim kurban gitmeyelim diye. Baklavayı ne ettiler acaba? Söylemişler midir Muzaffer'e bizim getirdiğimizi? Elinin körü be Cemşir. Bizim esaletimiz gitmiş, sen hala baklavanın derdindesin. Cebimdeki son parayı da o tepsiye verdim. Kolay mı kurban? Bugün ırgat götürmeyecek misin Muzaffer Bey'e? Alırsın işte 3-5 Yasina'dan. Götüreceğim. Ama 20 ırgat istedi Yasin benden. 20 ırgatın parasından ne olacak ki? Reşit. He. Ben yine 50 ırgat götürürüm. İtiraz ederse bu iş o kadar adamlı olmaz der. Yirmi ırgat mı istedi Yasin senden? He. Sen 50 yerine gene 20 ırgat götüreceksin. Parasını da almayacaksın. Ne? Sıcak kafana mı vurdu kurban senin? Sen beni dinle. Çiftliğe çiftçi başı olmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyor. Kim istemez ki? O vakit bundan böyle Güllü'yle hiç muhatap olmayacağız. Muzaffer Bey'in gözüne girmeye çalışacağız. Anladın mı? Muzaffer Bey gelecek mi bugün tarlaya? He, gelecek. Ha. Yasin onun yanında ırgatların parasını verirken sen böyle elinin böyle tersiyle paraları itivereceksin. İtivereceğim. He. Sonra da Muzaffer Bey'e bakıp bugüne bugün benim damadımsın. Senden para almak olmaz beyim diye lafı anında yapıştırıvereceksin. Gel, gel, gel Reşit. Sen beni öldüreceksin mi? Ondan sonra 20 adamın parasını nereden bulup da nasıl vereceğim? Sen vermeyeceksin yahu. Muzaffer Bey verecek. Nasıl? Nasılsını görürsün Cemşir Efendi. Ne duruyorsun? Açsana kapını. Buyurun hanımefendi. İşiniz kaçta biter acaba? Sorabilir miyim hanımefendi? Sana ne? Sizi kaçta alayım diye sormak istedim. Ama madem mümkün değil. Kocam gelir alır beni, sen merak etme. Nerede kaldınız kuzum? 12'de geleceğim demiştiniz. Madam, kızmazsanız size bir şey söyleyeceğim. Bugünlük ders yapmasak olur mu? Ama hep böyle yapıyorsunuz kuzum. Nasıl olacak böyle? Dil öğrenmek disiplin ister. Sabır ister. Çalışmak ister. Hem bugün saçınızı da değiştirecektik, unuttunuz mu? Haklısınız ama çok mühim bir işim çıktı. Bu seferlik beni affedin. Tamam. Ama bir şartım var. Önce bu saç kesilecek. D'accord? D'accord. Kemal, oğlum bu ne? İşe girdim ana. Şoförlük yapacağım. Ne yapıyorsun? Niye çıkardın bavulu? Gidiyorum ana. Gidiyor musun?
Kemal, ne oluyor evladım? Anlatsana. Kozan'a gidiyorum ana. Bir fabrikada iş buldum. Patronun şoförlüğünü yapacağım. Hani beni bırakıp başka yerlere gitmeyecektin? Ne olurdu burada dizimin dibinde dursan? Toprağımızı ekip biçip yaşayıp gitsek. Ana, ben kendimi bildim bileli fabrikada çalıştım. Toprak işlerinden anlamıyorum, biliyorsun. Tarlaya Yılmaz bakacak ben yokken. Mahsulü de bölüşeceğiz. Kemal. Gitme. Gitme yavrum. Gitme. Yapma böyle ana. Çok uzağa gitmiyorum ki. Şunun şurası Kozan. Hafta sonları gelirim seni görmeye. Allah ısmarladık ana. Kız bu ne? Beğendin mi? Ay, kim bilir kaç para verdin sen buna? Kaç para verdiysen verdim. Sen beğendin mi onu söyle. Beğenmek mi? Bayıldım ayol. Ben bunu gece yatağımın başucuna kor. Seyrede seyrede uyurum vallahi. Ne oldu kız? Hiç. Bugüne kadar bana bir çorap bile alan olmamıştı. Sağ ol. Bir şey değil, güle güle giy. Üstünde paralansın. Sana bir haberim var. Hı. Kemal çiftlikte çalışmaya başladı. Ne? Kız manyak mı bu oğlan? Manyak ne manyak? Desene durduk yere aldın başına belayı. Derdi neymiş peki manyağı? Ne olacak? Beni deli etmek. Kız ya bu seni kaçırmaya falan kalkarsa? Yapamaz. Yapamaz deme. Çiftliğe girmeyi göze alan o haltıda yer alimallah. Onun derdi o değil. Onun derdi beni huzursuz etmek. Bir de ne söylüyor biliyor musun? Yok efendim benim aklım Muzaffer'deymiş de kalbim hala ondaymış. Öyle mi kız? Seviyor musun hala Kemal'i? Ne seveceğim onu be? Yerin dibine batsın onun sevgisi de aşkı da. Ne? Hiç. Hiç sene gülüyorsun o vakit? Kemal diyordum içimden. Ne olmuş Kemal'e? Manyak falan ama çiftliğe girmeye göze alacak kadar sana aşıkmış. Sen kimin tarafındasın? Senin tarafındayım. O zaman bir akıl ver. Bir yolunu bulup Kemal'i çiftlikten sepetlemem lazım. Sen bu herifi seviyor musun, sevmiyor musun? Sevmiyorum. Esnaftan mı? Ben babamdan, abimden çok eziyet çektim Pakize. Ama hiçbiri Kemal'in hastanede seni sevmiyorum demesi kadar koymadı. Şimdi o çeksin eziyeti, acıyı da görsün bakalım ne demekmiş sevmiyorum seni. İyi madem, bırak kalsın çiftlikte. İstediği kadar eziyet et. Acı çektir sen de ona. İyi, o etrafında dolaştıkça benim çekeceğim acı ne olacak? Seni acıtmasına fırsat vermeden sen ona acı çektireceksin. Fırsat bu fırsat. Düşünsene bir. Seni terk eden sevgilin kendi ayağıyla gelmiş kapına uşak olmuş. Sen onun hanımısın. Bundan güzel intikam mı olur be? Çabuk!
Nerede kaldın Cemşir? Kusura bakmayın beyim. Siz bu ırgat takımını bilmezsiniz. Kanı toplamak... Kaç adam getirdiniz? 20. E yetecek mi bari? Yeter beyim. Kara kazmaya daha 4-5 hafta var. Hala. Al bakalım Cemşir. Tövbe, ne yaptın? 20 ırgat 20 liradan 400 lira eder. Sok cebine. Bugüne bugün beyimizin akrabası sayılırız. İnsan damadından para alır mı hiç? Ayıp. Olur mu öyle şey canım? Al şu parayı. Alman beyim. İş başka, akrabalık başka Cemşir. Al parayı. Almam dedim ya beyim. Sen kızımı almışsın, damadım olmuşsun benim. Aramızda 500'ün 1000'in lafı mı olur geç? İşi yine de mi indirdin demek? Parayı almazsan ben de senden ırgat almam bundan sonra bak. Alma beyim. Yasin ağa, sok şu parayı cebine şunu. Vallahi olmaz ki böyle. Mahcup oldum şimdi. Mahcup olacak bir şey yok. Para senin hakkın. Ben ırgatın başına geçeyim beyim. Vur çapayı! Vur çapayı! Bismillah! Bismillah! Vur! 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 Bismillah! Vur! Vur! Hep benim bu zafer beyimize koy! Alacağın yer bura. Sen Ahmet'in arkadaşıymışsın öyle mi? Evet. Daha önce ne iş yapıyordun? Yine şoför miydin? Hı hı. Diline kira mı istiyorsun? Anlamadım. Pek bir suskunsun diyorum. Ahmet de böyleydi. Etliye sütlüye karışmazdı. Ama Halide Hanım'ın zulmüne dayanamadı. Bakalım senin ne kadar dayanacağın. Evli misin? Hayır. He. Yavuklun var mı? Nesin sen? Çiftliğin zaptiyesi mi? Niye kızıyorsun ki? Birbirimizin yüzüne bakacağız bundan sonra. Ahbaplık kuralım dedik, fena mı ettik? Bir şeye ihtiyacın olursa seslenir. Mutfakta, aa şura. Nasıl geçti Fransızca dersi? Hangi kelimeleri öğrendin bakalım? Şey, bugün madamla Fransızca çalışmadık. Adab-ı muaşeret öğretti. Adab-ı muaşeret. Evet, ondan işte. Muzaffer. Efendim canım. Ben şu yeni şoförün kılığını, kıyafetini pek bir uygunsuz buluyorum. Ne gibi uygunsuz? Ne bileyim, pek bir serseri hali var. Madem ben hanımefendi olacağım, onu da bu haliyle yanında taşıyamam, değil mi? Biraz üzerine çeki düzen verse, söylesen de. Tamam, bakarız. Bakarız deme. Hemen şimdi çağır, söyle. Canım, ne gerek var şimdi? Bir ara söylerim, olur biter. İyi, sen söylemezsen ben söylerim. Gülizar. Şu yeni şoförü çağır gelsin. Peki hanımefendi. Bu hanımefendi olma işini biraz abarttın gibime geliyor. Hiç de bile. Ahmet için öyle düşünmüyordun ama. Halide'den fırsat olmadı ki. Neredeyse sadece ona çalışıyordu zavallı olan. O da doğru ya. Muzaffer, bana kızma ne olur. Ben sana layık bir hanımefendi olmak için çalışıyorum. Beni emretmişsiniz efendim. Kılığın kıyafetin hiç hoşuma gitmiyor.
Benim şoförüm olacaksan böyle serseri gibi dolaşamazsın. Adama benzemen lazım. Güllü. Sabah ilk iş git, kılığını kıyafetini düzelt, tamam mı? Muzaffer, şuna para ver de kendine gidip bir şeyler alsın. Gerek yok bir. Benim param var. Merak etmeyin. Sizi utandırmayacak şekilde giyinirim bundan sonra. Pek de gururlu maşallah. Kocacığım, hadi gel odamıza çıkalım. Kemal, yarın Halide'yi alacaksın. Yasin Ağa'ya sor da yerini tariflesin sana. Nedir bu faşinallerin senin? Senden öğrendim, fena mı? Demek kötü örnek oluyorum sana. Aa, bilakis bayılıyorum ben senin faşinallerine. Çağırayım hemen. Aa, çok kötü oldum. Her yer gözümde fıldır fıldır. Öyle misin? Hep olur bu bana. Tansiyonum düştü herhalde. Yüz ara söyleyeyim, bir tuzlu ayran yapsın sana. Zahmet etme, ne olur. Ne dediysen aynen çıktı. Bana bak, bu ne mu yedi ya? bu yaştan sonra köpek nallayacak adam değiliz evvelallah. Muzaffer gibi adamlar böyle el öpmeyle nallanamaz. Böyle adamlar gözü toh, gönlü zengin insan sever. Ya? Ne vakit çiftliğe yerleşeceğiz? Sen hele onu deyiver Reşit'e mi? Dur bakalım, acele etme. Arap'ın dediği gibi. Şivey, şivey. Doğru diyorsun da ben çok sıkıldım fabrikada çalışmaktan. Hem ya benim neyim eksik Güllü'den? Muzaffer Güllü'nün kocasıysa benim de eniştem bugüne bugün, eniştem. Sen böyle yırtık dondan fırlar gibi çıkarsan Muzaffer'in önüne, seni iki günde kapının önüne kor. He? Hem ben ne diyorum sabahtan beri babana? He? Güllü'den artık bize hayır yok. Bu belli. Bundan böyle önce Muzaffer'in gözüne girmeye bakmalı. Reşit Emin doğru diyor oğlum. Yarın bugün bakmışsın Muzaffer Bey basmış Güllü'nün gözüne tekmeyi. Ama biz has adamı olursak sırtımız yere gelmez. Tabii. O da doğru ya. De hadi. Vurun, vurun, vurun. Sen ustabaşı olacaksın ya. He. Ben de ustabaşı karısı olunca şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim ben. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorarım onlara.
Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi. Kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluversem. Güllü hanımefendi. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Onlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Ben elimde bohçam. Beyaz yazma savura savura koşuyorum sana. Sen hemen davranıp taksinin kapısını açıyorsun. Ben biliyorum. Sen de hemen yanıma kuruluyorsun. Taksiye sür diyorsun. Gitmeye başlıyorsun. Ben yine böyle başımı dayıyorum gözüne. Yüreğinin atışını dinliyorum. Kaçacağız Güllüm, az kaldı. 18'ine bastığın gün kaçıracağım seni. Sadece 2 ay. 2 ay daha sabret ha. Hadi gir artık içeri. Üşüme. Kıyafetin hiç hoşuma gitmiyor. Benim şoförüm olacaksan böyle serseri gibi dolaşamazsın. Adama benzemen lazım. Sabah ilk iş git, kılığını kıyafetini düzelt, tamam mı? Muzaffer, şuna para ver de kendine gidip bir şeyler alsın. Gerek yok beyim, benim param var. Merak etmeyin, sizi utandırmayacak şekilde giyinirim. Sonra. Pek de gururlu maşallah.
Kemal. Canım. Geldin ha. Geldim, geldim. Benim için geldin değil mi? Benim için ölebilirsin de. Gözümü bile kapadı. Ben de, ben de Kemal. Daha ne kadar izleyeceğiz böyle? Kaçır beni. Şu yeni gelen şoförün de burnu pek bir havada. Niye öyle diyorsun kız? Kibar oğlana benziyor. Ha, kibar. Orman kibarı. İki lafın belini kıralım dedik, ters yaptı. Sen de önüne gelen herife tebelleş olma bacım. Ne yapacağım? Nefs işte. Sen ona uymayaydın. Dombuldayan ben oldum, torun sahibi sen oldun demiş herif. Bak. Muzaffer Bey'in kahrını sen çektin, Sümüklü Güllü de safasını sürüyor. Sürsün, sürsün bakalım. Yarın öbür gün onda hakkından gelecek biri çıkar elbet. Bilemeyeceğim artık. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim Kemal'cim. Eşyaları çıkarmama yardım eder misin? Tabii efendim. Madame Emma'ya gideceğiz. Elini çabuk tut biraz. Tamam. Tamam değil. Peki hanımefendi diyeceksin. Peki hanımefendi. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim hanımefendi. Bana sürekli hanımefendi demene gerek yok Kemal'cim. Sadece Halide Hanım yeter. Siz nasıl isterseniz. Bir de şunu salona koymak istiyorum. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Rahmetli Behiye yengem çok severdi bu heykeli. Ha, abimin ilk eşiydi. Balayına Paris'e gittiklerinde bir antikacının vitrininde görüp almış. Vefatından beri bağ evinde duruyordu. Nihayet şimdi hak ettiği yeri buldu. Bekleyeceğim ben. Onun bir suçu yok. Yardım etmesini ben istedim. Öyle mi? Hı hı. Benim şoförüm kendi işlerini kullanamazsın. Nereden senin şoförün oluyormuş? Çünkü Muzaffer benim için tayin etti. Bağırmadan konuşamaz mısın sen? Bağırtmadan konuşmayayım. Bu ne bu? Bu cıbıldak herif heykelinin ne işi var benim salonumda? Niye koydun bu süprüntüyü salonuma? Ağzını topla. O süprüntü dediğin şey Behiye yengemden yadigardır. Ne kadar banal. Ben salonumda cıbıldak herif falan istemem. Cahil. O insan değil. Aşk meleği Eros. Ayrıca burası sadece senin evin değil. Bu evin hanımı bensem benim dediğim olacak. Anlamam ben öyle Erol Merol. Dur artık seni daha fazla dinleyemeyeceğim.
Sen de ne dikilip duruyorsun burada? Git arabaya çalıştır. Hemşire, nihayet teşrif edebildin. Hoş bulduk abi. Günaydın Kemal. Günaydın efendim. Bayağı yakışıklı olmuşsun. Benimle yarışmaya niyetliysen eğer hemen söyleyeyim. Geçen sene büyük kulüpte Adana'nın en şık erkeği seçildi. Doğrudur efendim. Aa, indin mi kocacığım? Hadi gidelim. Muzaffer. Hı. İleride çocuğumuz olursa kız mı olsun istersen oğlan mı? Oğlan elbette. İsmini ne koyarsın? Ya. Hiç düşünmedim. Mesut olsun bence. Mesut. Fena bir isim değil. Hani benim ismimi değiştirecektik? Ne zaman başvuracağız mahkemeye? Akşam hatırlat da nüfus cüzdanını yanıma alayım. Olur. Unutma ama. Serap olacak benim adım. Güllü isminden nefret ediyorum. Köylü, basit insanları hatırlatıyor bana. Çok banal. Şoför efendi. Söyle bakalım ne demek banal? Adi demek. Buyurun hanımım. Heykel nerede? Heykel? Heykel Gülizar. Eros nerede? Şey, Güllü Hanım onu kaldırmamı emrettiydi. Ne? Sen ne zamandan beri Güllü'den emir alıyorsun? Halide Hanım, vallahi benim bir suçum yok. O heykel hemen getirilip buraya konacak. Duydun mu beni? Duydum hanımım. Bundan sonra bu evde benden habersiz herhangi bir eşya yerinden oynarsa kendini kapının önünde bulursun ona göre. Nerede bu içine tükürdüğümün heykeli? İçeride. Kız Gülizar ne oldu yine? Daha ne olacak ya? İki tane deli karının arasında kaldım. Biri diyor kaldır heykeli, öbürü diyor koy yerine. Millete gelince hep bela azıklısı, bana da hep azıklısı. Dikkat et de heykeli yere düşürüp kırma kız. O zaman görürsün azıklısını. İki saat sonra kocamı alacaksın, sakın unutma. Demek adını Serap yapacaksın ha? Ne oldu? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Ama benim de çok umurumdaydı. Adi Güllü. Benimle düzgün konuş. Ne kızıyorsun ki?
Sen demedin mi Güllü bana al diye? Benim adım bundan böyle Serap. Bana Serap hanımefendi diyeceksin. Çok beklersin. Bak benimle düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Kovarım seni çiftlikten. Kolaydı. Kolaydı tabii. Ağzımdan çıkacak bir lafa bakar. Çoban güttüğü koyunu bilir kızım. Kovacak olsan çoktan kovardın şimdiye kadar. Küstah. İstemiyorum ben senin şoförün falan olmanı. Mecbur muyum ben seni çekmeye? Sen bilirsin. Hem zaten ben sadece senin şoförün değilim ki. Ha, iyi o vakit. Ben de kendi arabamı kendim kullanırım. Güldürme beni. Görürsün sen. Sen kendi başına oyna. Sana resmen Kemal de diyorum. Yok daha neler. Güllü Kemal'i çiftliğe alır mı kurban? Sen kızını benden daha iyi bilirsin. Güllü delinin teki. Yapar mı? Yapar. Allah Allah. Böyle bir halt yediyse gırığına güvenip kocasız kalacak salak. Akıl nedir biliyor musun? Ne diyor? Bu iş Güllü'nün işi değil diyor. Bu iş Kemal'in alt yemesi. Ha, o zaman Kemal kızın aklını çelmeye girdi çiftliğe ha? Besbelli öyle. Ama bu saatten sonra Güllü Kemal'e sümüğünü atmaz. Atmaz değil mi kurban? Atmaz. Eğer şuncacık aklı varsa atmaz. Bu zenginliği, malı, mülkü bırakıp da bu saatten sonra o çulsuz Kemal'e kaçmaz. Aşet. He. Peki biz şimdi ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Üstüne bir bardak soğuk su içip oturacağız. Gidip de Muzaffer'e bu Kemal senin karının eski kırığı diyecek halimiz yok. Değil mi? Of Cemşir, of. Güllü yavrucuğum, bugün sana dansların en asili olan valsi öğreteceğim. Gel bakalım buraya. Yerdeki şu kareyi görüyor musun? Gördüm madem. Git o karenin öndeki ucunda dur bakalım. Durdum madem. Güzel. Sağ elini kaldır. Böyle mi? Kaldır, 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 kaldır. Lev, lev. Sol elini ise omuzuma at. Vay, neden gülüyorsunuz? Ama bu komik olmuyor mu biraz madem? Ciddi olalım lütfen. Şimdi kendini bana bırak. Adımlarını adımlarıma uydurmaya çalış. Allez, on commence. Yani başlıyoruz. Başla. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ama siz böyle gülerseniz yapamayız ki kuzum. Böyle kadın kadına biraz komik olmuyor mu madem? Ha. Demek öyle. Un minit. Delikanlı.
Lütfen gelir misin biraz? Arada sırada yaptığınız bu ziyaretlerde olmasa hala CHP'de kaldığınızı düşüneceğim Muzaffer Bey. Mübarek ediyorsunuz başkan. Elbette. Ama ben bazen bizim partinin penceresinden CHP binasına bakıp içeride olabilir misin acaba diye aramıyor değilim. İlahi Paşazade. Fuat Köprülü'nün yerine Adnan Bey'in başbakan olmasına ne diyorsunuz? Açıkçası ben Fuat Bey gibi bir ilim adamının siyasete uygun olmadığını düşünüyorum. Adnan Bey iyi bir seçim bence. Siyasete uygun değil dediğin adam Dışişleri Bakanı oldu ama. Unutma ki diplomasi ile siyaset farklı şeyler Paşazade. Sen öyle san. Adnan Bey Marshall yardımlarına hala sıcak bakıyor değil mi? Şüphesiz azizim, şüphesiz. Marshall yardımları İsmet Paşa'nın bize bir hediyesi oldu. Bizim de liberal ekonomi politikamızın lokomotifi olacak. Hadi yaşadın Muzaffer. Size küçük bir tavsiyede bulunayım Muzaffer Bey. Buyurun. Hükümet serbest ihraç rejimine çok önem verecek. Hı hı. Amerika'nın buğdayı çok ama pamuğu az. Topraklarınıza buğday değil, ekebildiğiniz kadar pamuk ekin. Anladınız değil mi? Anlıyorum elbette. Yeni sipariş edeceğim tarım makinelerini buna göre seçiyorum zaten. Sağ elini kızın sırtına doğru koy bakalım. Sırtına dedi ayı. Ayı senin babandır. Balta sapı tutmuyorsun, nazik ol biraz. Gül yavrucuğum, hafif arkaya doğru at vücudumu. At yavrucuğum, at. Belim kırılacak madem. No. Kırılsın inşallah. Oui, on commence. Yani başlıyoruz. Başla. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Aa! Ayağıma basıyorsun. Dikkat et biraz. Ayakların çocuk mezarı gibiyse ben ne yapayım? Sanki senin benden aşağı kalır yanın var da küçüğün de cebime gir. Ne oluyor kuzum? Kendi aramızda adımlarımızı sayıyoruz madam. Niçin birbirinize bu kadar uzak duruyorsunuz? Şöyle yaklaşın bakalım. Yaklaşın, yaklaşın. Oy. En continue. Yani devam ediyoruz. Başla. Un, deux, trois. 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 Ağzın da leş gibi kokuyor. Seni beklerken soğanlı köfte yedim de ondandır. Zıkkımın pekini yeseydin. Onu sana ayırdım. Bugünlük bu kadar yeter madem. Kapatın şu müziği.
Ben hazırlanana kadar sen de git Muzaffer'i al gel. Vay! Ramazan! Sen burada mı çalışıyorsun lan? Şu Allah'ın işine bak be! Usta! Bu kim, tanıyın mı? Bu Muzaffer Bey'in yeğeni... ...anlı şanlı Zaloğlu Ramazan. Muzaffer Bey'in yeğeni mi? He ya, yeğeni. Muzaffer tekmeyi basıp çiftlikten kovunca... Demek buraya düştün ha? Hakikaten Ramazan, dayın seni nasıl fabrikaya aldı? Dayımın haberi yok. Vay, demek eniştemin haberi yok ha? Korkma lan, benden ses çıkmaz. Yalnız ama bu ustabaşının biraz düşük çenelidir. Hani diyorum, şöyle biraz sakal atsan da... ...hem şunu da sustursak ha? Param yok dayım. Ayıp lan, ayıp. Delikanlı adamın cebinde parası, altında arabası, yanında da manitası. Bir 10 liran da mı yok? Ha şöyle, fazlası da varmış. Bundan sonra haftanını alınca gel gör beni. Tamam mı canım? Bundan böyle sizi parti işlerimizde daha faal görmek arzusundayız Muzaffer Bey. İnşallah başkan. İnşallah. Muzaffer Bey, şoförünüz geldiğini haber vermemi istedi. Peki, geliyorum. Bana müsaade. Müsaadesin efendim. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz paşazade. Kolay gelsin Muzaffer'cim. Şimdi... Özledim seni. Özledin mi? Hı. Vallahi bana bir haller oldu Muzaffer. Senden bir saat ayrı kalsam hemen aklıma düşüyorsun. Derslerden sıkıldığın içindir. Aa, çok kötüsün. Yavaş, insan taşıyorsun burada, hayvan değil. Özür dilerim efendim. Muzaffer, ben de araba kullanmayı öğrenmek istiyorum. Öğretir misin bana? Elbette.
Öğrenebilirim değil mi? Öğrenirsin tabii. Niye öğrenemeyesin? Canım kocacığım benim. Yarın hemen başlayalım o zaman. Olur. Kolay gelsin hemşire. Hoş geldin abi. Bu ne vakit geldi yine buraya? Bağ evinde unutup gitmişiz. Görür görmez aldım buraya getirdim. Nasıl ama? Yakışmış değil mi abi? Evet. Yakışmış. Ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı şeyler güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta daha da değerleniyor. Yeni şoförümüzü nasıl buldun? Çok beğendim. Hem kibar hem de işinde iyi birini bulmuşsun. İyi bari. Hiç değilse birinizi memnun edebildik. Ben yukarı çıkıyorum, üstümü değiştireceğim. Gel. Bazlaman soğuyacak Yılmaz abi. Tamam, geliyorum. Yılmaz. Yılmaz. Yürü. Kolay yürü oğlum. Kardeş. Yürü. Yürü. Kızdın bana biliyorum. Ama güllüğü Muzaffer'in elinden almak için başka çarem kalmadı kardeşim. Oh, oh. Bir kız için bana anana yalan söyledin. Muzaffer'le. Senin benim can düşmanımla birlik oldun. Yazıklar olsun senin gibi adama. Başkanın adama neler yaptırabileceğini bir tek yaşayan bilir kardeş. Aşk zalimin kapısında köpek olmaksa lanet olsun böyle aşka. Sırtını dönüp gitsen de hep benim kardeşim olarak kalacaksın Yılmaz. Bu tarla artık benden çok senindir. Anama göz kulak ol. Konuştuklarımız hala geçerli. Hamzasız yeniliyor, hamzasız içiliyor ha? Bak, buna kız gibin 20 lira derler. Hadi, söyleyin bakayım kebabımı. Ne o lan? Kırığınıza sövmüşüm gibi bakıyorsunuz. Kemal, çiftliğe girmiş. Ne? Sağ ol Hafız. Afiyet olsun. Şöyle yarım kilo rakımız olsaydı fena mı olurdu? Ya öyle bakma Eren'le, latife ettik. Haftalardır ağzıma sürdüğüm yok. Hamza Ali'ni rüşvetini istiyor ha? Baltası çıktı da abi kütükten biliyor musun? Eskiden enişte enişte diye dibinden ayrılmayan adam şimdi benim karşıma geçmiş. Ali Kıran başkesenlik yapıyor. Sürme gözleşecek. Ama ben soracağım onu. Allah'tan ümit kesilmez Ramazan.
Bakarsın dayına bir emri hak vaki olur. Mirasına konarsın. Hafız, istemiyorum. İstemem ben o deyyusun mirasına. İstemiyorum deme. Rahmetli annenin bir evladı vardı, o da sendin. O çiftlikte, topraklarda senin de hakkın var. Canım ciğerim, gadasını aldı mı hafızı? Hak, mak, yok. Güllü geldi, her şeyin üstüne oturdu. Anlayın. Zaten yarın öbür gün dayımdan bir tane de çocuk peydahladı mı? Oh, oh, bitti gitti, tertemiz. Ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İyi kötü laflıyorduk. Arif Hoca'ya. Adamın yanında kalıyoruz. Şimdi merak eder beni. Âlâ, âlâ. Benden de selam söyle. Selam mı söyleyeyim? Tabii tabii, söylerim. Zaten senin selamın olmadı mı uyuyamıyor adam. Hayret bir şey ya. Hadi kal saracağım. Ulan ben de bu Güllü'yle Kemal'in kafasına sıkmazsam Bağda Hamza demesinler. Manyak manyak konuşma da otur oturduğun yerde. Ne emmi? Gene bekleyelim mi diyeceksin? Güllü'yle Kemal başımıza çorap üstüne çorap örüyor. Sana kalsa hep oturak, hep oturak anasını satayım. İyi. Git vur o zaman. Ama bu sefer de Reşit emmin mahkemeye gelip de k***nı toparlamaz senin. Bunu da unutma. Güllü de sizi çiftlikten kovdu, Kemal'i aldı. Sen de bunu unutma. Şimdi Nabedi Mahallesi'ne gittik. Sorduk, soruşturduk. Kemal'i Ahmet kendisinin yerine aldırmış. Güllü'nün işi de. Ahmet mi aldırmış? Kemal Güllü'nün aklını çelmeye çalışıyor besbelli. Güllü'nün artık bir eli yağda, bir eli balda. Kemal'e sümüğünü atmaz. Ya atarsa? Ya allem eder, kallem eder, kızın aklını çelersen mi? Çelerse o vakit bir şekilde icabına bakarız. Ama bu geçen seferki gibi el alemin gözü önünde olmaz. Anladın mı? Gülü, sen kahveler hazır mı? Hazır hanımefendi. Bırak, ben götüreceğim. Şimdi beye bey yaptım diyecek kahveleri soyka. Önemli bir şey yok abi. Sadece sohbet etmek istemiştim. Hala. Geç, otur. Evet. Seni dinliyorum. Aynı evin içinde iki yabancı gibiyiz abi. Eskiden akşamları oturur bol bol sohbet ederdik. İstersen yine ederiz. O zaman niçin bana bu kadar mesafeli davranıyorsun? Bunun için beni mi suçluyorsun? Hayır ama... Ama? Sence Gül'ün bunda hiç mi suçu yok? Allah aşkına yine başlama Halide. Bak gördün mü? Güllü dedim mi hemen lafı ağzıma tıkıp beni susturuyorsun. Oysa ben senin de bu konuda dertli olduğunu biliyorum. Ne demek şimdi bu? Çoğu zaman ayrı ayrı odalarda yattığınızdan haberim var abi.
çaresizleştiğinin farkında mısın Halide? Ben sadece senin üzülmeni istemiyorum, o kadar. Üzülmemi istemiyorsan üzerine vazife olmayan mahrem konuları konuşmazsın, olur biter. İkimiz için kahve yaptım canım, içeriz diye. Gene ne oldu? Yok bir şey. Gel sana yeni alacağım makineleri göstereyim. Olur. Kolay gelsin delikanlı. Sağ ol amca. Amca değil. Ağa. Çiftçibaşı Yasin Ağa. Memnun oldum Yasin Ağa. Ben de Kemal. Demek burada çalışıyorsun ha? Çalışmak mı? Ben ömrümü bu çiftlikte tükettim delikanlı. Neler gördü bu gözler? Neler yaşadı? Senin gibi kaçı geldi, kaçı gitti. Doğrudur. Bir Zaloğlu vardı. Muzaffer Bey'in yeğeni. Pek severdim keratayı. O da gitti. Evet. Diyeceğim o ki, Muzaffer Bey'in tepesi attı mı, hiç kimseyi görmez gözü. Onun için sen ol. Beynen her zaman aranı iyi tutmaya bak. Kemal'cim hazırsan gidelim. Hazırım halden. Halide nereye gidiyor? Sarıçam'a. Sarıçam'a mı? He. Çok güzel mesire yeridir. Hanımın canı sıkılmış biraz çiftlikte. Piknik yapacağımış. Nerede bu Sarıçam? Sarıçam. Hadi gelsene bir şeyler atıştıralım. Sağ olun, aç değilim. Hiç değilse bana eşlik etmiş ol. Peki. Küçükken bütün aile pazarları buraya gelirdik. Bu ağaca salıncak kurardı babam. Önünde sıra olurduk. Abim hemen mızıkçılık yapardı önce ben bineceğim diye. Ne güzel günlerdi. İsterseniz yine kurabiliriz salıncağı. Yok canım, ne gerek var? Bagajda ip olacak. Ben hemen kurarım.
Hadi gelin Halide Hanım. Sıkı tutun. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Daha hızlı sallar mısın? Tabii ki. Oh. Oh. Biraz daha hızlı sallar. Oh. Hatırlıyor musun? Ne kadar mutluyduk o zamanlar. Paramız pulumuz yoktu belki ama... her şeye rağmen umudumuz vardı. Evlenecektik. Burada yaşayacaktık. Sen dikecektin evin perdelerini. Ustabaşılar... fabrikadan arkadaşlarımız bayramlarda bizi görmeye geleceklerdi. Sevgimiz bu harabeyi sıcacık bir yuva haline getirecekti. Birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Yeter. Bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Yalanlarınla nasıl kandırdığını anlatmak için mi? Hayır. Yalan değildi hiçbiri. Ben seni çok sevdim Güllü. Hala da seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Ne olur inan bana. Artık çok geç. Bunları hastane odasından beni gibi kovarken düşünecektin. Ne yaptıysam senin için yaptım. Seni korumak için. Sana o zaman git demeseydin öldürecekti baban seni. Öyle mi? Ben senin olmak için ölüme bile razıydım oysa. Ama sen korkaklığının, yüreksizliğinin esiri oldun. Ben büyüdüm artık Kemal. Artık karşında o eski fabrika kızı Güllü yok. Ama iyi oldu beni gönderdiğin. Hanım oldum sayende. Koskoca Muzaffer Bey'in karısıyım artık. Her şeye sahibim. Para, pul, zenginlik. Bir zamanlar içinde çalıştığın fabrika bile benim. Sen ne verebilirsin bana? Ha? Söyle neyin var? Ne verebilirsin bana fakir ve basit hayatından başka? Yeter. Thank you.
Halide. Baksana bir buraya. Ne var? Bu zıkkın burada durmayacak demedim mi? Al götür bunu, kendi odana mı koyacaksın, nereye koyacaksan koy. O heykelin yeri burası. Burada duracak. Hayır, durmayacak. Bu evde bazı şeyleri ben de istemiyorum ama çaresiz tahammül ediyorum. Sen de şu kadarcık heykele tahammül ediver. Etmeyeceğim. Edeceksin. Öyle mi? Hı hı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırakır mısın şunu? Senden nefret ediyorum. Pis kenar mahalle kızı, ne olacak? Şimdi seni... Ne oluyor burada? Ne mi oluyor? Senin karın olacak bu kadın bir hey yengemin hatırasını evden silmeye çalışıyor. İşte olduğu bu abi. Güllü. Ne demek bunlar? Delirdin mi sen? Delirdim, evet. Bu eve adım attığım ilk günden beri bana yapmadığını bırakmadı. Zaloğlu'na beni bu kaçırttı. Ne? Ne duruyorsun? Konuşsana, ha? Zaloğlu'yla beni bağlayıp arabaya koymadınız mı? Bağ evinde sana yalvardığım zaman tokadı suratıma indirmedin mi? Halide. Doğru mu bunlar? Doğru mu dedim? Thank you.